Selamun aleyküm arkadaşlar. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinde diğer yazılı hazırlık videolarından da istifade edebilirsiniz. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Olumlu olumsuz dönüşler yaparsanız memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Haydi dersimize başlayalım. Tabii ki arkadaşlar bu soruların aynısı çıkacak diye bir şey yok. Her yazılı hazırlık videomda hatırlatıyorum. Benzer sorular çıkabilir, aynısı çıkabilir. Ya da burada istifade ettiğin bilgilerden sorular gelebilir. Hadi videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'in tanımını yazınız. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim zaten bildiğimiz şeyleri cümleye dökeceğiz arkadaşlar. Yani bu tarz sorularda yani kitaptaki illaki tanımı ezberleyip de o kitaptaki tanıma bağlı kalmaya çalışıp eyvah hiçbir şey bilmiyorum demeyin. Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bak aracılığıyla vasıtasıyla bunları zaten hep biliyoruz. Vasıtasıyla Allah tarafından indirilen dört büyük kitaptan birisidir. Dört büyük kitaptan birisidir. Bakın hiçbir tanıma şey kalmadım. Daha ne diyebiliriz? Tevatür yoluyla bize ulaşan bir kitaptır arkadaşlar. Dört büyük kitaptan birisidir. Kur'an-ı Kerim tanımı bu. Yani okunmasıyla ibadet edilen diyebiliriz. Dört büyük kitaptan birisi. Dört büyük kutsal kitaptan birisi diyelim. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Allah tarafından indirilen dört büyük kutsal kitaptan birisidir. Tevatür yoluyla indirilen diyebiliriz. Başka arkadaşlar hani bildiğimiz bilgileri cümleye dökeceğiz. Bu şekilde bir tanım olabilir. Tabii ki hani kitabınızdaki tanımı biliyorsanız o şekilde yazarsınız. Mesela hani din dediğimizde dinin de aynı şekilde tanımı farklı kaynaklarda farklı kitaplarda farklı şekilde yani hani tek tanım göremezsiniz. Mesela akıl sahibi insanların kendi istek ve arzularıyla dünyada ve ahirette mutluluğa kavuşturan ilahi bir kanundur diyoruz din. Başka bir kitapta daha farklı bir tanım olabiliyor. Yani tanım bizim kalıbımıza uyuyorsa geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden 3 tanesini yazınız. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla ibadet edilen bir kitaptır. Bu Kur'an-ı Kerim'in özelliği midir? Özelliğidir. Kur'an-ı Kerim özelliği yine Kur'an-ı Kerim 23 yılda peyderpey yani direkt kitap şeklinde değil peyderpey, parça parça, peyderpey indirilmiştir. Yine bu da özelliği midir Kur'an'ın? Özelliğidir. Yine Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmesi bir özelliği midir? Özelliğidir. Yani hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim'in özelliği, hidayet, doğru yola hidayet rehberidir. Yani doğru yola götüren bir rehberdir Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde size iki emanet bırakıyorum. Onlardan birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri benim sünnetim diyor.
Bu bildiğimiz bilgileri 3 tane farklı cümleye dökeceğiz. Hidayet rehberi. 23 yılda şurada y eksik olmuş. Evet, hidayet rehberidir. Başka mesela ne diyebiliriz arkadaşlar? Furkan. Yani Kur'an-ı Kerim isimlerinden birisi. Yol gösterici, yani bu hidayet rehberidir dediğimiz yol göstericidir. Aynı anlamda bunu da yazabilirsiniz. 3 tane yazın dedi. Biz evet daha da bunu çoğaltabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de kaç sure ve ayet vardır? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Tabii size farklı bir soru gelirse Kur'an-ı Kerim 30 cüz. Kaç cüz diye soru gelirse 30 cüz. Bu da ek bilgi olsun. Başka mesela kaç ayet vardır diyor. Arkadaşlar bazı kaynaklarda 6666 ayet, bazı kaynaklarda 6236 ayet. Fatiha suresinin başındaki besmele ayet olarak geçiyor. Diğer 113 suredeki hatta 113 surenin bir tanesinde Tövbe suresinde de başında besmele yok. Dolayısıyla 112 surenin başında besmele ayet sayılmıyor. Sadece Fatiha'nın başındaki ayet sayılıyor. 4236 ayet oldu. Evet. Bu kaynaklarda bu şekilde geçiyor. 4000 diyorum. 6236 diyecektim arkadaşlar. Pardon. 6236. Tabii öğretmeniniz size derste 6666 diye öğrettiyse o da geçerlidir. 6666 diyen de var. Ama 6236 sınavlarda sorulduğunda arkadaşlar genelde böyle Diyanet'in yapmış olduğu sınavlarda ya da farklı sınavlarda ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda 6236. Bu 6666'nın işte diğer 113'ü işte bazı alimler o sürelerin başındaki besmeleleri de ayet olarak görüyorlar. Ondan dolayı burada bir durum var bu şekilde. Siz 6236'yı yazın. Kur'an-ı Kerim peygamberimize hangi melek aracılığıyla indirilmiştir? Cebrail. Cebrail aleyhisselam aracılığıyla indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam. Kur'an'da en uzun ve en kısa surelerin isimlerini yazınız. Kur'an-ı Kerim'deki en uzun sure arkadaşlar Bakara. Bakara suresi en uzun sure. En kısa sure ise Kevser suresi dediğimiz İnna atayna kel Kevser. Kevser suresi en kısa sure. Bakara suresi de arkadaşlar Fatiha'dan sonra başlayan Elif La Mim diye başlayan şeyle Emine Resulü ile biten sure. İbadet nedir? İbadet. Yine arkadaşlar burada ibadet nedir? Mesela kitaptaki tanımı ezberlenin. İbadet ne demek? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Allah'ın bize emrettiği şeyleri yerine getirmek. Yani Allah'ın bize verdiği nimetler karşısında o zaman ben kitaptaki tanıma bağlı kalmadan şöyle diyebilirim. Allah'ın bize verdiği nimetler karşılığında kulluk vazifesini yerine getirmektir. Bu kadar kısa bir tanım yazabiliriz. Allah'ın bize verdiği nimetler karşılığında kulluk vazifesini yerine getirmektir. Allah'ın bize verdiği nimetler karşılığında teşekkür etmektir. Yani bir nevi kulluk vazifesini yerine getirmek. 3 tane örnek ya da Allah'ın bize verdiği nimetler karşılığında kendisinin bizden yapmasını istediği şeylere ibadet denir. Yani hani bunlar ne? Namaz kılmak. Şöyle şuraya yazalım bunu da. Bunu da şu buraya sığdıramayacağız. Şu alttaki yazıyı kapatmak da istemedim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. 3 tane örnek verin demiş. Açıklayıp örnek veririz. Örnek nedir? Namaz, oruç, hac, zekat. Bunlar bir ibadet midir? İbadettir.
Yani Allah'ın bize verdiği nimetler karşılığında kulluk vazifesini yerine getirmeye ibadet denir. İbadetler nelerdir? Namaz, oruç, hac, zekat ya da farklı bir tanım olarak dediğim gibi Allah'ın bize verdiği nimetler karşılığında teşekkür etmek, bizden yapmasını istediği şeyleri yerine getirmeye ibadet denir. Bunlar nedir? Namaz, oruç, hac, zekat. Mü'min suresinin ilk 11 ayetinde mü'minlerin bazı özelliklerinden bahsedilmektedir. Bunlardan 4 tanesini yazınız. Yani sözlerinde durmaları arkadaşlar. Gad eflahal mü'minun diye başlayan süre şu an devamını hatırlayamadım. Şöyle. Onlar namazı dosdoğru kılarlar. Namaz kılmaları. Namazı dosdoğru kılarlar. Namazı şöyle yapalım. Klavyeyle yazalım. Namazı dosdoğru kılarlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekat, Allah'ın kendilerine verdiklerinden zekat verirler. Sözlerinde dururlar. Sözlerinde dururlar. Yani kendilerine güvenilen kişilerdir. Kendilerine güvenilen, emin olunan kişilerdir. Güvenilen kişilerdir. Kişilerdir. Yalan söylemezler. Yalan söylemezler. Bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Mü'min suresi Gad eflahel mü'minun diye başlıyor. Aşağıdaki boşluklara doğru olana D, yanlış olana Y yazınız. Evet. Şimdi El Furkan anmak ve hatırlamak anlamına gelir. Furkan arkadaşlar açıklamak anlamına geliyor. Furkan açıklamak. Kur'an-ı Kerim isimlerinden birisi. Açıklamak. Dolayısıyla bu yanlış. Açıklamak. El Furkan. O zaman buna yanlış, evet, Y koyacağız. Ben çarpı koyuyordum. D diyebiliriz. Evet deriz. El Huda yol göstermek. Hidayet dediğimiz arkadaşlar doğruya iletmek anlamındadır. Evet. Buna Y diyeceğiz dedim. Ben gittim D dedim arkadaşlar. Pardon. Furkan anmak değil açıklamak anlamında. El Huda yol göstermek, doğruya iletmek anlamında. Evet, bu doğrudur. El Tenzil nazil oldu diyoruz arkadaşlar. Nezele künden gelmiştir. Allah katında indirildiği için bu ad verilmiştir. Evet. Doğru. Ezzikir anmak ve hatırlamak anlamına gelir. Zikretmek diyoruz. Türkçe'de de kullanıyoruz. Zikretmek, Kur'an-ı Kerim anmak ve hatırlamak anlamına gelir. En-Nur. Nur da arkadaşlar bir aydınlık. İnsanların yolunu aydınlatır. Evet. Doğru. Arapça alfabe harflerinden 5 tane ince, 5 tane ise kalın harflerden Arapça olarak yazınız. İnce harflerden Elif ince, B ince, T ince, 3. Sin ince, S de diyebilirsiniz. Sin ince. Evet, şın ince. 7 tane kalın harfimiz var arkadaşlar. Hı kalın bir harf. Hı. Ayın kalın bir harf. Tı kalın bir harf. Sat kalın bir harf. Gaf kalın bir harf arkadaşlar. Bu şekilde 5 tanesini yazabilirsiniz. 7 tane kalın harf var. Arkadaşlar bu dersimiz buraya kadardı. Yazılı hazırlık videolarında oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.